MTV ekranına ve yeni hayata hoş geldiniz. Ben Nefise Karatay, değerli hocam Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte bu hafta da sağlıklı yaşamın detaylarını konuşacağız. Hemen öncelikle bugünün konu başlıklarına kısaca bir göz atalım. Ardından karşınızda olacağız. Tansiyon hastalığını konuşalım. Tuz tüketimindeki artışla tehlikeli bir boyutlar ulaşmış durumda. Biz horlamayı yeterince ciddiye alıyor muyuz acaba? Horlama meselesi sizin beyninize yeteri kadar oksijen gitmediğini anlatan bir mesele. Antidepresan kullanımını konuşalım istiyorum. İki ucu keskin bıçaklar. Doğru kullanırsanız Değil. doğru, eğri kullanırsanız sizi keser. Raking nedir? Nasıl kilo vermeye yardımcı olur? Raking geleceğin en önemli egzersiz yürüme desteklerinden biri olacak o kesin. Peki bir insan damarının tıkanık olduğunu kendi anlayabilir mi? Bir insan durup dururken felç olmuyor. Bu beyninize gelen pıhtı, damarınızı tıkayıp elinizi kolunuzu felç eden pıhtı birinizden geliyor. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Dopdolu bir programla bugün yine sizlerle birlikteyiz hocam. Ee, şimdi öncelikle bir e, tansiyon hastalığını konuşalım istiyorum tüm gün oturmanın tehlikelerini konuşacağız e, ve aynı zamanda antidepresan kullanımındaki artışı ve bunun nedenlerini detaylandıracağız. Hemen başlayalım. Neden bu kadar çok tansiyon hastası var artık etrafımızda? Hayat tarzımızdaki değişikliklerden kaynaklanıyor. Birincisi bu. Yani artık daha uykusuzuz. Bu tansiyon davetçisi bir sorun. E, artık sadece uykusuz değiliz. Daha çok horluyoruz ve daha çok uyku apnesi olan insan var. Tansiyon davetçisi bir sorun. Artık eski oranına çok daha fazla şişmanız, kiloluyuz. Kilo, şişmanlık, insülin direnci, tansiyon davetçisi bir sorun. Maalesef eski oranına çok daha fazla stres yükümüz var. Çok daha karamsarız, çok daha depresifiz, çok daha stresli ve gerginiz. Yani ruhsal tansiyonumuz da yükselmiş durumda. Bu da tansiyon davetçisi bir sorun. Ve yine maalesef eski oranla çok az hareket ediyoruz. Hareketsizlik yani egzersiz yapmamak, egzersiz yapma dışında günlük hareketlerimizi bile bir kenara bırakmak ve tansiyon darbeçesi bir problem. Bunun dışında eski oranla daha kötü besleniyoruz. Daha çok tuz tüketiyoruz. Tuz tüketimindeki artışla e, gerçekten e, tehlikeli bir boyutlara ulaşmış durumda. Bu da tansiyon darbeçesi bir sorun. Ama iyi bir sonuç olmasına rağmen tansiyon etkileyen bir problem daha var. Daha uzun yaşıyoruz. Öyle mi? Tansiyon kronik hastalıklardan biri. Yani daha çok yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir hastalık. Doğru. Yani elisine tansiyon olmayan bir kişi 60'ında hafif tansiyonlu, 70'inde tansiyonlu, 80'inde ciddi tansiyonlu olabiliyor. bir ilaç kullanıyor. Ömür uzadıkça dokular nasıl sertleşiyorsa, damarlar da sertleşiyor. Böbrek eski fonksiyonu yapamadığı için toksinde atamıyor veya işte eskisi gibi e, fonksiyon göremiyor. Kalp eskisi kadar sağlam ve güçlü çalışamıyor. Dolayısıyla tansiyon yaşlandıkça artıyor. Dolayısıyla kilonun artması, ömrün uzaması, yiyeceklerimize giren toksinler, tuz çoğalması çok faktör e, tansiyon meselesini Plan çıkardı ve o nedenle zaten tansiyon ilaçları satışında bir patlama yaşanıyor bu dönemde. Evet, değil mi? Hangi ilacı kullanacağız? Neyi ne kadar kullanacağız? Nasıl kullanacağız? Evet. Bu da hep kişiye özgü evet, muhakkak evet. ki. E peki ülkemizde en çok hangi bölgede yüksek tansiyon hastası bulunuyor sizce? Çünkü ee, bunun da bir coğrafi etkisi var mı yaşadığımız? Yok, öyle bir bilgi olduğunu zannetmiyorum. Çok önemli bir olduğunu zannetmiyorum. Çünkü e, bir kere artık eskisi gibi bölgecilik, bölgelik falan kalktı. Herkes her yere gidip geliyor. Bu birincisi. İkincisi kimin nereli olduğu artık karıştı. Yani İstanbul'da İstanbul'dan çok İstanbul olmayan var artık. Doğru. Bir Ankara'da da doğru. öyle. Ama şunu biliyoruz ki e, Obezitenin daha çok olduğu bölgelerde diyabet ve hipertansiyonu da çok rastlayacağız. Obezitenin daha fazla olduğu bölgeler daha çok tansiyon adayı. Öyle diyebiliriz. Ama tansiyonun yaşam tarzıyla etkisi var. Hı hı. İklimle çok bir ilişkisi yok. Yani evet. soğukta yaşayan insanlarda mı daha çok tansiyon Sıcak görülür? Sıcak bölgelerde mi yoksa? Hayır, zannetmiyorum. Diyebilir. Sadece yüksek dağlarda yüksek hı hı. yani rakımı yüksek yerlerde yaşayanlarda görülen bir tansiyon eğiliminden hep bahsedilir. Ee, da, yüksek dağ veya yüksek rakım tansiyonu olarak ama ben mesele nesnesi olarak biraz önce saydığım kilo dengesi, beslenme meselesi, evet. uyku meselesi, stres meselesi ve e, genel sağlık bakımı meselesi hı -hı. olduğunu düşünüyorum. Evet peki tuzla ilgili dediniz. Tuz tüketimi ne kadar olmalı günlük almamız gereken? Yani hı. normal koşullarda bizim tuz tüketme ihtiyacımız var mı sorusunun cevabı hayır. Evet. Yani normalde biz bizim ihtiyacımız olan tuz değil, sodyum. 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 Sodyumu elmadan da alıyoruz, armuttan da alıyoruz, bakliyattan da alıyoruz. gayet kolay kazanıyoruz. İçtiğimiz suyun hepsinin içinde su Sodyum var. E, tuzu iki sebeple hayatımıza sokmuşuz. Birincisi ilk çağlarda koruyucu olarak yani bozulmasın gıdalar diye. Evet. E, buzdolabı yokken e, vesaire işte et bozulmasın, salamura, turşu bütün kültürlerin içinde tuz var. E, kötü de yapmamışız yani gıda temin açısından ama bir tabii lezzeti var. Tuz yediriyor. Tuz daha çok iştah açan bir faktör. Ama vücudun bir tuz kaldırabilme yükü var. Bu yükün hiçbir yaşta 4 gramı geçmediğini biliyoruz. Yani Hı. ortalama tuz tüketimi ergenler için 4 gramı geçmemeli. Ama şu anda bizde ne kadar hocam derseniz yakın zamandaki bir hesaplamaya göre Türk toplumunda ergenler, yetişkinler yani yetişkinler günde 18 gram. 18 20 gramı zorluyoruz. Evet. <laughs> e yani çok fazla tuz tüketiyor. Çünkü yediğimiz hemen her şeyin içine tuz ve Zaten benzeri materyal giriyor. Tuz sadece sodyum kloru olarak girmiyor. Yani aldığınız içtiğiniz bir kolalı içeceğin içerisinde sodyum benzoat var. Koruyucu olarak bozulmasın Doğru. diye. Yani tatlı diye aldığınız ne bileyim bir gıdanın içinde bir tane çikolatanın içinde yüksek miktarda sodyum var. Yani çikolata yiyorsunuz ama sodyum yiyorsunuz. Ya da ketçap yediğinizi düşünüyorsunuz. Hatta çay yediğinizi düşünüyorsunuz. içinde sodyum var. Dolayısıyla tuz tüketimi ilave hale geldi. Yani eskisi gibi Değil. Artık paketli gıdaların sayısı çoğaldıkça, koruyucu eklemiş gıdaların sayısı çoğaldı anlamına geliyor bu. Hı hı. Dolayısıyla sofraların tuzlukları kaldırmamız lazım. Bu çok net evet. ve açık, sofradan. Hatta bazı ülkelerde restoranlarda bile tuzluk koymaya sınırlama getirildi. Mesela yanlış hatırlamıyorsam New York Belediyesi'nin yönde bir kararı var. Yani New York'ta lokantalarda masanın üzerinde tuz, tuz bulunmamak yasak. Biz de düşünüyorum nasıl olacağını. Çünkü hemen herkesin elinin gittiği ilk şey tuz oluyor yemekte. Evet. Ee, peki hocam yüksek tansiyon aslında e, hangi hastalıkları tetikliyor? Peki çok hastalığı yani e, tansiyonun artması öncelikle kalbi zorluyor. kalbin önündeki yükü arttırıyor çünkü kalp büyümesine, kalbin özellikle diastolik disfonksiyon dediğimiz sorunla karşılaşması, Yani kalbin gevşeme döneminde yeteri kadar gevşeyip dinlenememesine yol açıyor ve kalbi zorluyor. Yüksek tansiyon böbreğin canına okuyor diyabet yani hipertansif nefropati dediğimiz özel bir tür böbrek hastalığına yol açabiliyor. Yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon gözü hedefliyor, göz kanamaları. Gözde çok ciddi harabiyet, retinada özellikle uzun vadede malin hipertansiyon dediğimiz bir hale gelirse, yani çok ağır hipertansiyon olduğu zaman görme kaybına kadar işin girebilmesi mümkün ve beyni çok zor diyor. Beyinde hipertansiyona bağlı pek çok değişiklikler oluyor. hipertansiyonun çok yükseldiği bazı kişilerde hipertansif ansefalopati dediğimiz bilinç bulanıklığı ve koma ekiden durumlarla bile karşılaşabilirsiniz. Ama en basitinden yüksek tansiyonun beyin damarlarında sertleşmeye yol açarak demansa, beyin damarlarında plak oluşmasına yol açarak küçük iskemik alanlarla yine bunamaya ve yine beyin damarlarının patlamasına, çatlamasına yol açarak beyin kanamalarına yol açabileceğini, felçlere yol açabileceğini biliyoruz. Yani beyniniz, kalbiniz, gözünüz, böbreğiniz dört temel hedef. Ama yüksek tansiyonda vücudunuzdaki her organ, her damar az veya çok etkilenir. Evet, peki evde bu yüksek tansiyona sahipsek uygulayacağımız bazı yöntemler var mı? Beslenme alışkanlıkları olarak da bunu soruyorum. İşte limon deniyor, işte yoğurt deniyor, belli şeyleri tüketmek. Bunlarla da biraz kontrol altına alabilir miyiz? Yani evde en çok kontrol altına alacağınız şey evdeki huzur. Yani tansiyonu artırmak istemiyorsanız evinizde daha çok huzur olsun, mutfağınız daha çok sağlıklı olsun, mutfağınızda daha az tuz kullanılsın. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Daha az kalori tüketilsin, daha az göbek büyütülsün, daha çok egzersiz yapılsın evinizde. Bunları tansiyona kullanabileceğiz. En iyi ev yapımı ilaçlar. Daha iyi uyunsun, daha çok huzur olsun, daha çok neşe olsun, daha çok kalabalık sofralar olsun, daha 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 ama e, tam tersi artık evlerde yemek pişmiyor, Alo getir götür falanla filanla e, yapmak zorunda kalıyorsunuz çünkü herkes çalışıyor gayet doğal. Şimdi i̇şte bu böyle bir ortamda tansiyonlar biraz daha fazla, yemek kontrolü biraz daha fazla. Kimse oturup sofrada yemek yemiyor. Bir şey alıyor televizyonun karşısında ne yaptığını şuursuz, bilinçsiz bir şekilde gıda tüketiyor. İçinde ne olduğunu da sorgulamak fırsatı bulmuyor. Hatta Doğru. fırsatını bulmak için düşüneceği anda televizyonda bir reklam görüyor tuz deryası bir kızarmış patates. Cips nasıl yenir? <laughs> Belalı yiyeceklerin hepsini Çok uyaranlar, yemiyor. çok doğru. Kesinlikle. Dolayısıyla evde dikkat etmemiz temel şey o. Ama evde tansiyonunuz yükseldiği zaman bir kere şunu bilelim ki hepimizin evinde bir ısı ölçer derece olması lazım. Hepimizin evinde bir tansiyon aletli imkan ölçüsünde olması lazım. Hiç olmazsa bir apartmanda ortak olarak alınması lazım. Apartmanda oturuyor çoğumuz. Apartman yönetimlerinin bir ortak tansiyon ölçüleri bulundurmalarında buradan ben mesaj olarak vereyim. Çünkü artık evde sağlık ta, sağlık takibi önemli bir faktör haline geldi. Yani derecemiz kaç, kilomuz kaç, tansiyonumuz kaç, boyumuz kaç kadar önemli bir ayrıntı bu? Kolesterolümüz kaç kadar önemli bir ayrıntı? E yani onların olanların çoğunda tansiyon aletleri evlerinde var bunu evet. söyleyelim. Hatta oksijen ölçerlerin bile parmağınızı sokuyorsunuz, Ne napsınız oksijeninizi gösteriyor. Evet. Ya da varsa imkanınız saat, saatiniz taktığınız saatlerin çoğu akıllı saatlerin çok tansiyon doğru. ölçüyor, oksijen ölçüyor, nabız ölçüyor, bitmedi, daha da elektronunuz çıkıyor. Dolayısıyla çok daha başka giyilebilir sağlık teknolojileriyle biraz daha iç içe olmaya çalışalım ama ben görüyorum ki ekonomik imkanı olan, eğitimli insanların çoğu bile bu giyilebilir sağlık teknolojilerinden, akıllı saatlerden çok haberdar değil maalesef. Bu bir yanı. İkincisi evde herhangi bir zamanda tansiyonu yükseldiği zaman en çok yapılan hata paniğe kapılmak. Yani paniğe kapıp kapılıp da tekrar üstünün sert tansiyon ölçümünde evet. 14'ten 16'ya, 16'dan 18, 18'de 20'ye çıkar. Çünkü siz paniğe kapılıp stres hormonlarıyla banyo yapmaya başladıkça, adrenaliniz arttıkça, e, kortizolunuz arttıkça damarlarınız daha çok kısıldır, kalbiniz daha hızlı çalışır ve tansiyonunuz daha çok yükselir. Bu gayet doğal. Böyle yapmayın. Tansiyon yükseldiği zaman Tansiyon asla evet. Hemen uzanın ve dinlenin ve bir kendinizi kontrol edin. Yani işte ortamda bir tansiyonu gelen bir şey varsa, o ortamı bir boşaltın bir kere. Yani bir, bir ciddi bir stres ortamı varsa, ondan uzaklaşmaya çalışın. Bir rahatlatıcı bir şey alın. Eğer evinizde varsa böyle bir rahatlatıcı bir şey. Bir pasifilora şurubu bile burada hmm. bir valeryan bile burada işe işliyor. Evet. Ama aynı zamanda işte bildiğimiz şeyler var. Hep söyleriz. Biraz Limon suyu düşürür mü? Eh biraz. He. En çok ne düşürür? Bana sorarsanız pancar suyu düşürür. İçerisinde nitrik oksit nedeniyle. Nar suyu için de söylüyorum. Nar suyu kısmen o da etkilidir. Değil mi? Üçüncü, dördüncü, dördüncü domates suyu. O da düşürür. Nedir Ama domates suyu? suyu. Yani dört tane domates suyu, nar suyu, pancar suyu ve limon suyu. Ama bir numaraya direkt pancasını yazabilirsiniz. Ama böyle bir rahatlatıcı papatya çayı bile sizi rahatlatabilir. Hemen paniğe kapılmayın. Kimsenin tansiyonu 14'ten 16'ya çıktığı zaman beyni kanamaz. Kimsenin tansiyonu 12'den 15'e çıktığı için kimse kalp krizi geçirmez. Böyle paniğe lüzum yok. Hiç gerek yok. Hele hele tansiyon ilacı kullanan bir kişide de tansiyonu hep 14 çıkarken bir defa ölçümde 16 çıkması ilaç bir frendir zaten. Hemen paniğe kapılıp yeniden bir hafta alıp tansiyonu çok düşürmek de doğru değil. Dolayısıyla Tansiyona müdahale meselesinde biraz eğitimli olmakta fayda var. Ee, e, ama yüksek tansiyon için dil altı geçici tansiyon önlemi sağlayan, içerisinde tansiyonu hızla düşüren maddelerin bulunduğu, e, maddenin adı kimyasal olarak kaptopril'dir. Kaptopril olan maddelerden e, rahatlıkla bulundurabilirsiniz ilaçlardan dil altına. 10 miligram, 20 mg aldığınız zaman tansiyonunuz geçici düşme sağlayabilir. Bu size bir zaman avantajı sağlar. Acil servisi gitme avantajı sağlar ya da doktorunuzun gelene kadar sizin emanette olmanız, güvende olmanız avantajını sağlar. E, dil alt tabletlerinden faydalanabilirsiniz. Prensip olarak ev yapımı tansiyon e, destekleyicileri içerisinde ben mesela magnezyumu çok beğenirim. Hmm, magnezyum çok iyi bir tansiyon dengeleyicidir. Çünkü damar düz kaslarını da gevşettiği için damarların genişlemesini ve tansiyon düşmesini sağlar magnezyum. Ve biraz da ruhi dengenlik de sağlar. Biraz da glisinat, peki? O kadar malat, çok, glisinat. Gisi. O kadar çok magnezyum e, özellikle var. Özellikle malat ki? ve taurat. Taurat kalbe de iyi geldi. Onun için magnezyum, malat, taurin, B6 gibi karışımların daha etkili olduğu kesin. Biz tekrarlıyorum. Magnezyum, malat, malat, taurin ve B6 içeren bir karışım tansiyon hastalarına verebilecek olan iyi bir karışım. ile evet. bu kişilerde gece ağrıları, uyku eğilimleri, stres falan da varsa magnezyum olarak bayağı iyi bir çözüm. Glisinat da olabilir. Magnezyum glisinat da uyku vermek açısından diyorsun. iyidir. Ama bilirim ki genelde magnezyum burada başarılıdır. Onu Hı. söylemek lazım. Potasyum iyi bir tansiyon destekleyicidir. Yani tansiyon hastalarının o nedenle Osmanlıca mümkün olduğu kadar potasyum zengini gıda tüketin. Yani meyve mi çekeceksiniz, bir şey mi atışacaksınız? onun ne bileyim işte kuru kayısı yapın, evet. e ekmek yerine yaşlanmış yarım patates yiyin bir dilim ekmek yerine. E bu ikili çok ciddi. Yazın bulursanız şeftali, <laughs> şeftali ciddi bir potasyum kaynağı, güçlü bir potasyum <laughs> kaynağı. E ee, yani potasyumdan zengin beslendiğiniz zaman, eee tansiyonunuzu ayarlama, magnezyumdan zengin beslendiğiniz zaman tansiyonunuzu ayarlama şansını daha çok yakalarsınız. Ee, ne zaman içmek gerekiyor magnezyumu? Özel bir zamanı var mı? Hayır, magnezyumun tipine göre değişiyor. Tipine yani göre. gece kramp için magnezyum alıyorsanız e, magnezyum sitrat akşam alın. akşam alın. Uyku için magnezyum alıyorsanız magnezyum glisinat akşam alın. Ağrı için magnezyum arıyorsanız magnezyum malatı isterse sabah ister akşam alın. Fibromiyaj için. Magnezyum yine de yemeklerden bir saat sonra idealdir. Bir saat Yemeklerden sonra. bir saat sonra idealdir. <laughs> Toplarının tuzlukları kaldırmamız lazım. Yanlış hatırlamıyorsam New York Belediyesi'nin bu bir kararı var. Yani New York'ta lokantalarda masanın <laughs> üzerinde tuz bulunmak yasak. Ama evde tansiyonunuz yükseldiği zaman bir kere şunu bilelim ki hepimizin evinde bir ısı ölçüye derece olması lazım misin evinde bir tansiyon aleti imkan ölçüsünde olması lazım. Hiç olmazsa bir apartmanda ortak olarak alınması lazım. Bu bir yan. İkincisi evde herhangi bir zamanda tansiyon yükseldiği zaman en çok yapılan hata paniğe kapılmak. Tansiyon yükseldiği zaman tansiyon arası siz tanısı evet. hemen uzanın ve dinlenin ve bir kendinizi kontrol edin. Yani işte ortamda bir tansiyonu gelen bir şey varsa ortamı bir boşaltın bir kere. Yani bir ...ciddi bir stres ortamı varsa ondan uzaklaşmaya çalışın. Ama aynı zamanda işte bildiğimiz şeyler var, hep söyleriz. Biraz limon suyu düşürür mü? Eh, biraz. He. En çok ne düşürür? Bana sorarsanız pancar suyu düşürür. İçerisi nitrik oksit nedeniyle. Öyle nar suyu pancar, için de söyleyeyim. Nar suyu kısmen, o da etkilidir. 3 dördüncüsü domates suyu, o da düşürür. Ama bir numaraya direkt pancar suyunu yazabilirsiniz. Yeni Hayat devam ediyor. Horlama konusunda biraz konuşalım istiyorum. Biz horlamayı yeterince ciddiye alıyor muyuz acaba? Horlamanın altında yatan e, aslında çok daha e, ciddi hastalıklar olabilir mi? Bununla ilgili siz neler söylersiniz? Horlamayı ciddiye almakta fayda var e, Nefise Hanım yeni yayınlarda çok net ve açık gösterilen bazı önemli horlama notları var. Mesela gençlikte 50 yaşından önce 30'lu 40'lı yaşlarda ciddi horlamalarla hayatı sürdüren, hayatını sürdüren ve bunu değiştirmeden 60'ı 70'i bulmaya çalışan kişilerde hem kalp krizleri hem de felçlerin neredeyse iki katına çıktığını gösteren çok net yayınlar var. Son bir yıl, birkaç yıl içinde yayınlandı. Dolayısıyla horlama meselesi sadece yanınızdakini ...ya da üst veya alt kattaki komşunuzu rahatsız eden... ...bir gürültü meselesi değil. Eşinizi, ev halkını rahatsız eden bir gürültü meselesi değil. Horlama meselesi... ...sizin beyninize yeteri kadar oksijen gitmediğini... ...anlatan bir mesele. hedele Horlamaya ciddi... ...oksijen eksikliği ne yol açan... ...uyku apneleri, sleep apnea... ...dediğimiz hmm. probleme yetiyorsa... ...bu çok daha mühim bir problem. Uyku hijyeni... ...geçen gün konuştuk sizinle burada, önemli evet, bir konuşmaydı uyku o. Hijyeni. Ve uyku ıı, sağlığı önümüzdeki dönemin en önemli alanlarından biri haline geldi. Çünkü artık insanların bir şeyi bulmakta, yiyecek bulmakta tabii ki zorlandığı bir dönemde şu anda geçiyoruz. Ama genelde insanların çoğu az yemekten çok, çok yemekten dolayı hastalanıyorlar artık. Yani gıda bulmada zorlanmak değil, kaliteli gıda bulmakta zorlanıyoruz. Aynı sorunu ee, uykuda da yaşamaya başladık. Artık insanların kaliteli uykuya çok ciddi bir şekilde ihtiyaçları olan bir dönemdeyiz. Ee, ve kaliteli uykuya ulaşmak bayağı bir marifet işi. Ee, çok eğitimli olmanız, çok dikkatli olmanız, çok bilgili olmanız gerekiyor. Ee, dolayısıyla horlama, uyku bölünmelerinin, uyku kalitesi bozucuların en önemli faktörlerinden biri. Çünkü gece en çok ihtiyacınız olan şey oksijen. Beyninizin tamir, onarım ve kendini yenileme. Toksinlerden arınma fonksiyonlarını, gece sağladığını hep konuşuyoruz. Onun için lazım olan temel besin de oksijen. Oksijeni de burnunuzda kadar verirsiniz. Nefes burundan alınır, burnundan verilir. Nefes almayı çoğumuz bilmiyoruz. Değil mi? Nasıldır nefes, doğru yani nefes almak? Ağzı olmak... açık uyuyorsanız bu iyi bir uyku değildir. Bunu bilin. Şimdi son dönemde ee, bantlıyorlar biliyor musunuz? Böyle bir sistem de e, çıktı. Yapabilirsiniz. Hatta gözünüze siyah bir, bir göz bantı da yani göz maskesi kullanabilirsiniz. Bir şey söylemiyorum. Yani ihtiyacınız varsa. Ağzı bantlayanlar var. Ağzını bantlayarak uyuyanlar. Eğer burnunuz açıksa bantlayın da yani burnunuz açıksa bantlamadan rejim yok. İnsanların ağzı kapalı uyuyor. Ben ağzım kapalı uyuyorum. Evet. Ama bunu gündüzden vücudunuza eğitmeniz lazım. Yani çoğumuz derin nefes vermeyi, nefesini sağ burundan alıp burundan verilmesi gerektiğini bilmiyoruz çünkü burnumuzun aslında bir nefes alıp vermeye göre imal edilmiş muazzam bir süzme cihazı muazzam bir nemlendirme cihazı muazzam bir koruyucu bakteri engelleme cihazı olduğunu ısıtma cihazı olduğunu bilmiyoruz burnumuz ısıtıyor orada burnumuzda kalorifer dedikleri gibi çok ciddi bir konka sistemi var nemlendiriyor ısıtıyor süzüyor arındırıyor ve öyle veriyor o içeriye, o havayı. Dolayısıyla ağızdan nefes alıp verdiğiniz zaman ağzınız kurur. Ağzınızdaki mikrobik flora değişir. Ağzı itirapları, dişleti itirapları daha fazla olur. Boğaz sağlığınız tehlikeye girer. İki, böyle kısa alıp nefesler değil, derin nefes alıp vermeyi öğrenmemiz lazım. Ve günün en az 4-5 defasında, ortalama 8-10 ee, saniyelik nefes alıp verme matemaları Yani dörde kadar say burundan nefes içine çek. Evet. Dörde kadar say içine burundan nefesi tut. tut. Sonra dörde kadar say burundan nefesi ver. Evet. Ve dörde kadar say, say nefessiz Yuga'da bekle. da böyle yapıyoruz. Hocam. Doğrusu o. Bunu dörtlü kare diyoruz. E, bunları da bilmiyoruz. Dolayısıyla nefes alıp verme meselesi, bu nefes terapisi falan diye bir takım şaklabanlıklarla işi, nefes terapisi diye bir şey var ama böyle seanslar halinde böyle ayin seansları gibi yapmaya başlamışlar. Evet. Bunlar bana göre ekonomik Gülüyor. bir takım gelir bekleyen birilerinin uydurduğu çakma işler. Bir insana kardeşim sen şöyle 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 nefes alman lazım deseniz işte biraz önce bir anlattık biz burunlarla al, burunlarla. Al. Biliyor musunuz sağdan veya sol delikten almak bile fark ettiriyor burundan aldığınız nefesi. Evet. Mümkün olduğu kadar sağ tarafınıza eklemeye çalışın. Daha kaliteli ve da daha iyi oksijen alıp. sesim yok. yok. Alırken eğitebilirsiniz kendinizi hmm. bir deneyin stüdyodan çıktıktan sonra. Yani biz çoğu şeyi vücudumuzla ilgili bilmiyoruz. Yani... Hocam burada ne vardır diyor. Sence ne var diyorum. Dalak var galiba diyor. Dalak bu tarafta. Yani daha karnın evet. içinde ne olduğunu, kurbağanın doğru. sindirim sistemini ezberleten ama dalağın karaciğerinin nerede olduğunu öğretmeyen bir eğitim sistemi hala bugün de maalesef üzülerek ve utanak söylüyorum geçerli. Evet, doğru hakikaten onu tam anlamıyla bilmek gerçekten ha, çok... Sağlık Çok Kesinlikle. doğru. Kesinlikle. Peki şimdi tüm gün oturmanın e, tehlikeleri nelerdir ki masa başı işi yapıyor birçok izleyicimiz de sonuçta e, insanların çoğu da gününü oturarak geçiriyor çoğu zamanını. Bunun tehlikeleri var mıdır? Çok. Ya yani insan vücudu e, hareket etmek üzere üretilmiş bir cihazdan farksız. Rabbimiz bizi hareket etmek üzere yaratmış ve evrimleşme sürecimizde hareket ederek bu pozisyona gelmişiz Yani İki ayağımızın üzerinde kalmak ve durmak zorundayız. Ve o iki ayağımızı ve bedenimizin diğer bütün eklemlerini, kaslarını, kemiklerini harekete zorlamak zorundayız. Bunu yapmadığımız zaman en iyi ihtimalle bir başka programda konuştuğumuz mitokondrilerimiz körleşmeye başlıyor. Yani kullanmadığınız mitokondri sizi terk ediyor. Kullanmadığınız bilgisiz nasıl bunamanıza yol açıyorsa, kafanızı, beyninizi çalıştırmazsanız kullanmadığınız kas eriyor ile beraber kemiğiniz kullanmadığınız zaman eriyor. Netice olarak hareket etmediğiniz zaman kasınız eriyor, kemiğiniz eriyor, beyniniz küçülmeye başlıyor, göbeğiniz büyümeye başlıyor, insülin direnci devreye giriyor. Yani şu anda sizle ben konuşuyorken ortalama bir 20 dakikayı geçtik. Benim Kuatriseps kaslarımda, kuatriseps evet. major kaslarımda, kalça kaslarımda insülin direnci başladı. Çünkü kası kullanmıyorum ve kas insüline karşı direnç geliştirdi. Yani e, en iyi ihtimalle 20 dakikada bir çok büyük bir özellik yoksa kalkıp bir 5-10 dakika tur atmanız lazım. Evet. Ve Bu nedenle Osmanlı size o üçlü tavsiyesinin birincisine ne diyor? Durma. Düşme üşütme, üşütme durma bir numara durmayacaksınız yani durmak yok yola devam hareket edeceksiniz fırsat buldukça çömelin kalkın eğilin çekin mi? itin yani egzersiz yapın esneme yapın bir şeyler yapın ama hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyün. Evet. Ee, şimdi bir de antidepresan kullanımını konuşalım istiyorum çünkü son dönemde iyice arttığı gözlemleniyor antidepresan kullanımının aslında riskleri nelerdir diye sormak istiyorum size. Şimdi depresyon bir sağlık sorunu. Klinik depresyon ise bir hastalık. Bu çok net. Bir hastalık ise de tedavi edilmesi lazım. Tamam. Klinik depresyonun, majör depresyonun tedavisinde... ...ilaçların kullanılması da bir zaruret çoğu zaman. Buna da tamam. Ama bu ilaçları sadece ve sadece... ...bence psikiyatrların yazmasına izin vermedi. Yani bu ilaçları eğer... ...psikiyatrlar dışında... dahiliyecilere yani bana ya da diğer uzmanlık alanlarını hatta genel pratisyenlere, aile hekimlerine yazma izni verdiğiniz zaman konu komşunun da kullanmasına izin verirsiniz. Nasıl ki bazı e, uyku ilaçlarını veya psikotik ilaçları yeşil ya da kırmızı reçeteyle evet. yazılıyorsunuz. Bunları da belli bir sisteme bağlamanız lazım. Bunu bağlamadığınız zaman komşularınız psikiyatri haline geliyor. Şekerim sen bir Staropram kullan, sen bir fluvoxetin kullan. Markayı söylemediği için içindekini söylüyorum. Onlar öyle demiyorlar tabii. Öyle demiyorlar e, böyle tabii. Apartmanlarda böyle çok doktor var. Psikiyatr görevi çok üstlenen. Zor. Çok terapist var böyle psiko psikolog görevi üstlenen. Evet. Çok diyetisyen var diyet tavsiyesi veren. Evet. E, bu bu nedenle de geçen sene ülkemizdeki satılan 2023 yılı antidepresan kaç kutu biliyor musunuz? Ne kadar? 65 milyon kutu. Ne diyorsunuz? Türkiye'de yetişkin sayısından daha fazla. Daha yani fazla. bakarsanız her bir yetişkin iki kutu depresan antidepresan <laughs> ilaç tüketmiş gibi görünüyor. Böyle bir şey yok. Avrupa birincisiyiz. Dünya birinciliğini oynuyoruz neredeyse. Tabii. Neden? Doktorlar mı yazıyor bunları? Hayır. Komşular yazıyor, arkadaşlar yazıyor, ev sohbetleri yazıyor. Öğle yemeklerinde hanımlar restoranlarına, birbirlerine kullandıkları antidepresanların marifetlerini anlatıyor. Ama antidepresanların doğru kullanıldığı zaman hayat kurtarıcı kesinlikle. Çünkü ağır depresyonlu birisi intihara bir sürüklenebilir. Ve bunu önlemek istiyorsanız antidepresanı kullanmak zorundasınız. Depresyonda bir yaşlı bunayabilir, bunamayı tetikleyebilir antidepresanı kullanmak zorundasınız. Ama Tabii. psikiyatrlar bir antidepresan verirken yahu bunun arkasında bir teorik tembelliği olmasın. teorik tembelli olduğu için depresif olmasın bu kişi. Bu kişi B12'si folik asit eksik olduğu için depresif olmasın diye araştırırlar. Hele dirençli depresyonda çok araştırırlar. Siz komşu olarak, siz arkadaş olarak, siz hatta eczacı olarak, hatta bunun eğitiminden geçmemiş bir doktor olarak bir antidepresanı elinizin gitmemesi lazım. Benim gitmiyor. Ben yazmıyorum çok rica ettikleri zaman daha önceden yazıldığını bir psikiyatristin reçetesinde görürsem o kişiye nezaketle bir defalık keseceğimi bundan sonrasını psikiyatri uzmanının yönetmesi gereken bir süreç olduğunu söyleyip Özür diliyorum, yazmıyorum. Mesele burada şu. Antidepresan kilo aldırabilir mi? Aldırır. Antidepresan Aldırır beyni uyuşturabilir mi? Uyuşturabilir. Antidepresan yeme alışkanlıklarınızı bozabilir mi? Bozabilir. Antidepresan cinsel sorunlara yol açabilir mi? Açabilir. açabilir. Antidepresanın başka etkileri var mı? Var. Daha fazla da girmek istemiyorum. Ama her ilaç gibi antidepresanlarda... İki ucu keskin bıçaklar. Doğru kullanırsanız doğru, Eynen. eğri kullanırsanız sizi keser. Yani hap yutarken yine söyleyelim. Hapı yutabilirsiniz. Aynen öyle. Peki hocam, ranking nedir? Ee, nasıl kilo vermeye yardımcı olur? Ranking çok yeni bir kavram. Yeni bir, çok kavram. yeni bir kavram. Bir de ben ilk Benim, kez sizden diyeceğim. Evet, evet. Benim, belki biz izleyen, izleyenler de. İzleyenler için de. Ranking duyuma şansı olan insanlar olacaklar. Ranking e, son zamanlarda giderek artan bir Eksersiz türü. Aslında kim bir benzerini e, ben evde başka türlü uyguluyordum kendi eksersizimde. Ve eşim milli Hanım'ın en çok itiraz ettiği konulardan birisiydi. Ben 22 iki tane 3 kilo ağırlık alırım. Bir üç kilo, bir üç kilo. O üç kiloyla beraber yürürüm. Yürüme bandının üzerinde yürürken. Ve o üç kiloyla kaldırma, indirmeyi yaparım yürürken. Ayrıca yürüyüşten sonra yaptığım sauna seanslarında da yine ağırlık çalışıyorum. E, Rökingde ağırlıkla yürürsünüz. Ama benim yaptığım biraz zordur. Genelde ben şöyle söylerim. Yıllardır televizyonlarda da söyledim. Elinize iki tane birer litre su şişesi alıp öyle yürüyün. Çok daha fazla performans artışı sağlar. Çok daha fazla kalori kaybı sağlar. Hem kilo dengenizi çok daha fazla hem de kas kazanımınıza çok daha fazla etki sağlarsınız diye. Rocking'de yapılan şu. Rock sırt çantası demek. Sırt çantasının içine ağırlığı koyarsınız. Ağırlık koyacağız. Evet, evet. o sırt çantasını üstünüze alıp dışarıda veya yürüme bandında yürüyebilirsiniz. Ne kadar bir ağırlık? Bu muazzam bir şey. Giderek arttırarak. Yani Giderek 3 arttırarak. kilo koyun, sonra 5 kilo koyun, sonra 7 kilo koyun, sonra daha da arttırın. Ben ortalama 10 kilo ile yapabiliyorum. Yapabiliyorsunuz. Evet, yürü, yani güzel. yürüme bandının üzerinde de yapabiliyorum. Ama raking geleceğin en önemli bu, um, egzersiz yürüme desteklerinden biri olacak o kesin. İlk askeri sırt çantalarıyla bu e, gündeme gelmiş. Yani İkinci Dünya Harbi'nde ve askerlik yapanlarda görülmüş ki meselesi sırt çantası kullandıkça, fit ve formda olma meselesi sırt çantası kullandıkça daha sağlıklı. O televizyonlarda izlediğiniz dağlarda çalışan, çarpışan kahraman komandolarımızın hepinin üzerinde minimum 25 kilo, Tabii. bazen 35 kiloluk ağırlıklar var ve o ağırlıklarla onlar zımba gibiler. Yani sadece yürümek değil, yürüdüğünüz zaman yürüme kaslarınıza, sırt kaslarınıza, sırt omuz kaslarınıza, bel kaslarınıza vereceğiniz rocking yükü yani sırt çantası yükü sizi daha iyi yapabilir. Yapacağınız şey basit, çok ucuz sırt çantası. Tabii. O sırt çantası için taş bile koyabilirsiniz. Biz izleyenler için güzel bir yeni egzersiz alanını buradan açmış oldun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz bütün bu değerli bilgiler için hocam esas size. Ee, peki saç boyamak sağlık için zararlı mı? Bir kanser riski var mıdır? Muhtemelen Yapmak var. Lazım. Muhtemelen var. Ama Çünkü Çünkü ne kadar var bilmiyorum. Derimize temas ediyor. Evet. Yani derinizde bir iki dakikadan fazla temas eden her şey saçınıza, derinizde, dudağınıza, gözünüze, kaşınıza içinize girer. Bunu bilin. O nedenle de ne olduğuna içine bir bakın. Bunların şaibeleri netleşmiş olan. Diok, dioksin gibi maddeler var. Hı. Şimdi bunu içermez, bunu içermez diye yazıyor ama ne içerdiğini yazmıyorlar evet. şimdi. Evet. Burada mesele şu, bizim hayatımıza katkı ekleyeceksek bu katkıların en etkili sağlık katkısının huzur olduğunu unutmayın. Bu çok önemli. En etkili sağlık katkısı. İkinci sağlık katkısı egzersizdir. Bunu da unutmayın. Üçüncü sağlık katkısı uykudur. Bunu da unutmayın. Dördüncü sağlık katkısı da düzgün Orasına, burasına bulaşılmamış gıdaya ulaşabilmektir. Evet, Dörtlü bir ayak. Evet, Hep söylüyorsunuz. Evet, masanın, masanın dört ayağı. ayağı. Masanın dört ayağı. Yaşasın Benim hayat felsefesini. Benim ilk kitabımdır. Dört ayağı var. Bu yeni bir tıp bunun üzerine kuruldu. Lifestyle medicine diye. Yaşam tarzı tıbbı. Hayatınızı değiştirmezseniz hiçbir şey değiştirmenizin kıymet harbiyesi yok. Yani ben sigara içmeye devam edeceğim. Ben kolesterol ilacını yutacağım. O kolesterol ilacını zahmet edip yutma kardeşim. Yutma. Hiç gerek yok. Ben bu göbeği eritmeyeceğim ama kan sulandırıcı ilacımı yutacağım. Hiç zahmet etme. Çünkü o göbekte olan insinin direnci senin kalp damarlarını zaten canını okur. Dolayısıyla hayat tarzınızı değiştirmeden, hayatınızdaki yanlışlardan arınmadan doktorlardan çok fazla yardım beklemeyin. Size bu yönde tavsiyede bulunmayan doktorlara da şöyle bir kaşınızı kaldırarak bak. Yani e, sigara içerik hastasına statin yazan bir kardiyologsa o kardiyoloğa gitmemek lazım bana göre. Olmaz. Çünkü biz rol modeliz. Tabii. Söylediklerimiz önemli, yaptıklarımız önemli. Ha biz de ara sıra yanlış yapmıyoruz, Yapıyoruz. Ama aynı yanlışları tekrarlama hiçbirimiz için doğru değil. Hepimiz zaman zaman kırmızı ışıkta geçiyoruz. Ama bazen o kırmızı ışıktan geçerken trafik polisine yakalanıyoruz. Saat çekiyor, cezayı kesiyor. Bazen polise ulaşmadan kaza yapıyoruz. Bir yere çarpıyoruz. Yaralanıyoruz. Dolayısıyla hayat yolu da böyle, hayat otobanında da ışıklara e, ışıkları dikkatli geçmezseniz, trafik kurallarını, hayatın kendinin trafik kuralları var. Uymazsanız kaza yaparsınız. Hocam, tuzu konuştuk. Günlük tuz e, miktarının ne kadar kullanmamız gerektiğini ben kafeini de sormak istiyorum. Çünkü kafein de de ciddi anlamda alışkınız. Çok kahve tüketen bir toplumuz. E, günlük kafein tüketimimiz ne kadar olmalı? Şimdi önce şunu söyleyelim. Ee, bir, bir önemli bir şey konuya açtığın için başka yerinden de girmekte fayda evet. var. Dünyada en çok ticareti yapılan iki şey var. Birisi petrol, ikincisi kafein. Kahve. Kafein değil mi? Kafein. Yani, yani. Evet. endüstriyel bir tüketim maddesi kafein çünkü kafein bir uyarıcı. Evet. Sonu inle biten her şey beyinde uyarıcı. Sigaradaki nikotin de öyle. Kahvedeki kafein de öyle. Evet. Beyinde kendi ürettiğimiz endorfin de öyle ama kendi ürettiğimiz İç uyarıcılar çok iyi bir şey. Noradrenalin, endorfin, dopamin. Bunlar güzel şeyler. Gabapentin Ama e, kafein dozunda tüketilirse gerçekten işe yarıyor. Onu söyleyeyim. Değil mi? Çünkü kafeinin Mesela sizi daha alert etmesi, daha uyanık yapması, daha refleksinizi açıkta tutması, daha kolay algıya yönlendirmesi mümkün. Ama hiçbir kimsenin hiçbir yaşta kilosu başına 5 miligramdan daha fazla kahveyi, kafeini 5, 5 miligramdan fazla kafeini yok edebilecek bir biyolojik sistemi yok. Kafeinin parçalayabilmeniz halinde kafeinin etkisinden kurtuluyorsunuz ve vücudunuza giren bir kafeinin ortalama parçalanma süresi 8 saat. Yani benim kahve uykumu kaçırıyor diyorsanız akşam saat 2'nin saat 3'ten sonra kahve içmemeniz lazım. Niye? Hmm. 8 saat ekleyin akşam saat 11. .00. Uyuyamazsınız. Bir de kafeine duyarlı olan hmm. kişiler var Nefis Yani kafein duyarlılığı yüksek olduğu için daha 50 mg kafe girdiği zaman kafein girdiği zaman bile sistemine nabzı hızlanan kaf, kafein nabzı hızlandırır. Taşikardi yapar. Ama bu çok da yapabilir. Nabız tansiyonu yükselen kafein damarları bize ve tansiyonu yükseltir. Ve aynı zamanda yine kafein nedeni uykusu kaçan insanlar var. Ritmi bozulan kalbinin, tansiyonu yükselen kişilerin kafeinden uzak durması lazım. Ama prensip olarak ben 2000'li yıllarda o yaşasın ayet felsefesiyle yola çıkarken daha sert bir kahve düşmanıydım. Şimdi hmm. sert bir kahve düşmanı değilim. Neden? Çünkü bilim. Bilim değişmiş zaten bizi yenilik yani doğru bildiğimiz her şeyi dahi sorgulama ya yönelten şey çok şükür bilimdir. İçiyorsunuz değil Bilim, mi kahve? İçiyorum evet. Çünkü belli miktarda kahvenin ...bellek için, belli miktarda kahvenin sağlık için faydalı olabileceğini gösteren önümüzde bir sürü yayın var. Karaciğer yağlanmasında. Makul miktarda kahve iyi. Safra taşının önlemede makul miktarda kahve iyi. Belle'yi birazcık desteklemede, birazcık uyanıklı desteklemekte de makul miktarda kahve iyi. Bir de lezzetli bir şey. Yani kendinizi evet. iyi hissetmenizi de bir araç. Saat evet, evet. Yani en güzel diyoruz. Evet, yani kokusu an. bile. Yani çok güzel, evet. e, geçenlerde bir toplantıda bir hanımefendi Yani Türk kahvesini mesela diğer kahvelerden ayıran, temel neden yabancı bir kahve markası bunu kullanıyor ama onun kokusunun, o hazır kahvenin kokusunun Türk kahvesinin kokusuyla ilgisi yok. Ve maalesef niye ise bize bu Türk kahvesine karşı da bir şey gelişti. Ee, yani öbür hazır kahvelerle biraz herhalde Türk kahvesinden yeni kahve lezzetlerini de üretmesi lazım kahvecilerin kahve üreten veya kahve yapanların. Ya bu niye benziyor biliyor musun? Bizim bu lahmacunu bir türlü geliştiremeyip hala 50 evet. çeşit pizza yememize benziyor. Hala biz aynı lahmacunu evet. yiyoruz. Evet. Oysa ki o kadar kıymetli bir şey. O lahmacundan ne lahmacundan yapılabilir? Tahmin etmek mümkün değil. Ama aşçılarımız böyle de değiller. Yani bulsunlar, yapsınlar arkadaş. işleri bu. Yani yeniliğe açık olmak, araştırıcı olmak Doğru. hepimizin görevi. Depresyon bir sağlık sorunu klinik depresyon ise bir hastalık. Bu çok net. Bir hastalık ise tedavi edilmesi lazım. Tamam. Klinik depresyonun, majör depresyonun tedavisinde ilaçların kullanılması da bir zaruret çoğu zaman. Buna da tamam. Ama bu ilaçları sadece ve sadece bence psikiyatrların yazmasına izin vermedi. Yani bu ilaçları eğer psikiyatrlar dışında dahiliyecilere yani bana e, ya da diğer uzmanlık alanlarına hatta Genel pratisyenlere, aile hekimlerine yazma izni verdiğiniz zaman konu komşunun da kullanmasına izin verirsiniz. Nasıl ki bazı e, e, uyku ilaçlarını veya psikotik ilaçları yeşil ya da kırmızı reçeteyle evet. yazdırıyorsunuz. Bunları da belli bir sisteme bağlamanız lazım. Bunu bağlamadığınız zaman komşularınız psikiyatri geliyor. Bu nedenle de geçen sene ülkemizdeki satılan 2023 yıl antidepresan kaç kutu biliyor musun? Ne kadar? 65 milyon kutu. Bir insan damarının tıkanık olduğunu kendi anlayabilir mi? Damar tıkanması nasıl anlaşılır? Kendi anlayamaz. anlayamaz. Kendi anlayamaz ama damar tıkanıklığının işaretlerinden biriyle siz hekime gittiğiniz zaman hekim o yönde bir araştırma yapma gereği görür ve gerçekten o yönde bilgili bir hekimse, uzmanlaşmış bir hekimse sizin damar tıkanıklığından dolayı bu probleminizin olduğunu söyler. Yani baş dönmesi kısa süreli böyle kafa karışıklıkları oluyor diyerek gelen bir hanımefendi de biz iki hafta önce ciddi işte çekirde o her iki boyunda vardı. Birinde yüzde Hı -hı. 45, birinde yüzde 42 plak vardı. Hem de yağlı plaklar yani kopan plaklar. O plak kop beyninize gittiği zaman beyin onu eritene kadar bir geçici böyle eliniz ayağınız tutmuyor, konuşmanız karışıyor gibi, gözünüz karıyor gibi hissedersiniz. Buna transiyen iskemik atak diyoruz. Geçici beyin iskemisi. Siz başınızın döndüğünü zannedersiniz ama o yakında gelecek olan bir felcin büyük bir parça koparsa felç olursunuz. Tabii. Aynı şekilde e, aynı süreçler kat damarınız için söz konusu olabilir. Dolayısıyla damarımda plak var mı sorusunu araştırmak 50 yaşını geçen herkesin bakması gereken yıllık sağlık taraması parçalarından biri olması lazım. Ben 60 yaşını geçen herkese mutlaka karotis topları isterim çünkü hiçbir zahmet yok. Nefisane bir Doppler cihazı, bir mikrofon boynunuza, damarın üzerinde radyolog arkadaşımız gezdiriyor. Gözden. Ve o gezdirdiği Doppler'le sizin boynunuzda plak oluşmaya başlamış mı, başlamamış mı? Bu kadar mu? da Bakış. kolay kadar basit. Benim boynumda 2018'den bu yana 1.2 milimetre, milimetrelik bir tane plak var. O plak başladığı için de ben haftada 3 gün plak baskılayıcı ilaç kullanıyorum. Yani demek istediğim şey şu... Antiplak tedavi ve plak stabilizasyonu yaşlanma sürecinde hepimizin dikkatle üzerinde durması, sadece biz doktorların değil, siz Tabii. sağlıklı insanların da hastalanmadan önce üzerinde durması gerekirmiş. Yani bir insan durup dururken felç olmuyor. Bu beyninize gelen pıhtı, damarınızı tıkayıp elinizi kolunuzu felç eden pıhtı bir yerinizden geliyor. Evet. O yerin çoğu zaman boyundaki damar olduğu kesin. Ama bunun yanında derin mesela ben trombozunuz varsa… O da emboli atabiliyor. Atrial fibrilasyonu var. Kalp ritmi bozuk. AF, atrial fibrilasyon. Aritmisi var. Kalbin kulakçı kısmında, yukarıdaki kısmında bu kalbin kuvvetli kasılmamasına bağlı kan birikimiyle pıhtı oluşuyor. Evet. E bu kişiye siz erken yakalarsanız plak değil pıhtı bu. E bir kan sulandırıcı vermezseniz oradan kopan bir parça ...beyine gittiği zaman felç ediyor. Dolayısıyla pıhtı meselesi ve plak meselesi e, Yaşam tarzı tıbbının, özellikle bu uzun ömür tıbbının, longevity tıbbının benim çok sık gündeme getirdiğim hayat ömür uzadığı zaman bizim tıbbi hedeflerimizi de değiştirmemiz lazım. Yani bizim hedefimiz de artık daha çok bellek meselesinin, daha çok felç meselesinin, daha çok bunama meselesinin, daha çok kas kaybı, kemik kaybı, romatizma, eklem sağlığı meselesinin olması lazım. zaten bu nedenle rejeneratif tıp dediğimiz doku yenileyen, hücre yenileyen, organ hatta yenileyen yeni bir tıp alanı çıktı. Rejeneratif tıp. Ve o rejeneratif tıpın ne zaman devreye gireceğini, işte bu plak var mı, pıhtı var mı, o doku lezyonları ne durumda bunlarla anlayabiliyoruz. Şunu söylemek çok net. Yeni bir tıp geliyor. Yeni bir tıp geliyor ve bu tıpın üç tane temel belirleyicisi var. Yeni ilaç, yeni tedavi alanı. Bir nanoteknoloji, iki biyoteknoloji. İki, üçüncüsü de iminoloji. Nedir bu? Yani biyoteknoloji vücudunuzdaki sizi eksikliği ya da fazlalığı nedeniyle hasta eden şeylere karşı geliştirilen ya da onlar için geliştiren ilaçlar. Mesela interferon geliştirip verdiğiniz zaman kronik hepatitli bir hastada hepatit B virüsünün oluşturduğu sorunu vücudunuzun kendi ürettiği bir ilaçla tedavi edebiliyorsunuz. İnterferonları nerede üretiyorsunuz. Biyolojik araçlarla üretiyorsunuz. Tip 1 diyabetli kişilerde bugün artık domuz insülini, sığır insülini kullanmıyorsunuz. Nereden buluyorsunuz insülini? Bakterilere insülini, insan insülini genetik mühendisliği yoluyla üretip veriyorsunuz. İşte bu biyoteknoloji. Bu biyoteknoloji nereye doğru gidiyor şimdi? İşte mRNA aşıları bir biyoteknoloji. Evet. Yani sizin RNA'larınızın mesajcı RNA'larınızı Iı, taklit eden biyolojik ürünler üretip size veriyorsunuz. Ondan aşı yapıyorsunuz. Kanser aşısı yapıyorsunuz. Covid aşısı yapıyorsunuz. Bu biyoteknoloji. Bir de nanoteknoloji var. Nanoteknoloji küçültülmüş moleküllerle daha kolay tedavi. Yani iğneyle verdiğiniz insülini nanomoleküllerin içerisinde lipozomla kaplayıp ağızdan verir hale geleceksiniz kısa bir süre sonra. Yani insülin iğnesi mi çikolata tableti mi diye bu nedenle bir yazı yazdım ben. Çikolata tabletinin içinde iyisiniz. Alabileceksiniz. Oraya doğru gidiyor. Bir de immünoloji. Yani vücudun kendi doğal savunma mekanizmalarını anlayıp işte immünoterapi kanserde konuştuğumuz zaman zaman buraya doğru gidiyor. Dolayısıyla önümüz çok açık. İyi ama Modern tıp muazzam bir hızla ilerliyor. Müthiş. Dikkat edin önümüzdeki 15 yılı atlatmaya çalışın. Hı. Kronik hastalık olmadan. Araştırmalar şunu gösteriyor sevgili Nefise. 60 yaşını kronik hastalıksız geçin. Eğer mümkünse 85'i de kırk aslaksız geçerseniz güzel merhaba demek evet, şansınız evet. her zaman sağlıklı bir şekilde. Hiç kulağımdan gitmiyor bu söylediğiniz. Sağlıklı bir şekilde çok şanslı serzaman var. Onun için kendinize iyi bakın. Evet, çok kendinize doğru iyi hocam. bakın. Kendinize iyi bakmazsanız e, doktorlarınızı zora sokarsınız, evet. tıbbı zora sokarsınız, işimizi zorlaştırırsınız. Çok doğru. Sevgili Zahide Yetiş'in size bir sorusu var. Görürsün. Dilerseniz hemen onu izleyelim. Memnuniyetle. Osman Hocam merhaba. İyi yayınlar diliyorum. İyi seyirler diliyorum herkese. Hepiniz. Çok önemli bir sorum var size. Takviyeler var hayatımıza giren. Siz tavsiye eder misiniz? Hangi durumlarda hangi takviyeyi kullanmalıyız? Günde kaç kez kullanmalıyız? Hiç özellikle çocuklarda kullanabileceğimiz takviyelerden de bahsediliyor. Bunları önerir misiniz? Teşekkür ediyorum şimdiden. iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, Zahide tabii çok fazla sağlık alanında hizmet olan bir kardeşimiz. Evet. Sonra televizyonun başka alanlarına girdi ama o yaptıkları doktor programı Efsaneydi, Değil mi? Doğru, efsaneydi, çok iyiydi. Çok güzel programdı. Ee, onun için ona teşekkür ederim evet. buradan. arada. Ee, takviye çocuklar için omega 3, C vitamini ve çinko. İhtiyaçları bağışıklık açısından daha çok bu üçle yoğunlaşıyor. Çinko, C vitamini ve omega 3, bunu bilin. Yetişkinler için D vitamini, çocuklar için de D vitamini ama e, e, çocuklarda D vitamini eksikliğini genelde görmüyoruz. Çünkü kullandıkları çoğu şeyde D vitamini var zaten. E, katkı yani gıda ilavelerinde. Hı hı. Ama D vitamini, çinko, omega 3, C vitamini bu dörtlü e, bağışıklık takviyesi, takviyesi olarak çocuklar için de yetişkinler için de öncelikli olan şeyler. Bunlar, bunların dışındakilerin biraz hekim kararıyla veya kişiye evet, özel kişiye planlanması lazım. Evet. Ama tekrarlayalım D vitamini, C vitamini, omega 3 ve çinko bu dönemin e, bugünlerin e, önde gelen oyuncuları gibi görünüyor. Evet alınması gereken evet. E, takviyelerden diyorsunuz. E, programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak yine sözü size bırakmak isterim hocam. Buyurun. Neler konuştuk? Nelere dikkat e, çekmek istersiniz tekrar? Öz bakım, öz bakımımıza dikkat edeceğiz evet, sevgili Nefise. Yani e, genel olarak sağlığın e, böyle çok kolay korunabilen bir şey olmadığının farkına varacağız. Önemli bir arızası var insan beyninin. insan beyni, zihni daha doğrusu insan aklı e, sağlıklı olma durumunu idrak edemiyor. Bundan maalesef uzak. Yani biz sağlıklıyken sağlığın kıymetini bilmiyoruz. Çok Dişimiz iyi. ağrıyınca dişimizin, kulağımız ağrıyınca kulağımızın, görmemiz azarınca gözümüzün farkında varıyoruz. Oysa bunların çoğunun farkındalığını geliştirerek bu tip problemlerle tabii hepimiz karşılaşabiliriz. Karşılaşıyoruz da ama biraz daha öteleyebiliriz, ilerletebiliriz. Yani çocukluk çağlarında güneşe gezmeseniz, güneş gözlüğü takmayı çocuklarınıza öğretseniz katarak olma ihtimalini geri atarsınız. Tabii. Ben 10 12 yaşından itibaren hep güneşin altında Anadolu kazasında büyüdüm. Sonra piterijumum vardı. Yanlış ilaçları çok kullandırmışlar vaktinde. Ve yani 60 yaşında, 63 64 yaşında katarak ameliyat olmak zorunda kaldım. Yani bunu 80 yaşla ötelemeniz mümkün hatta hiç gerekirse al getirmeniz evet. de mümkün. Evet, hastalanmadan yaş alabilmek değil mi? Kendinize Esas iyi bakmak. önemli olan evet. yani bütün bu evet. hastalıklardan uzak kalarak sağlıklı şekilde evet. yaşalabilmek mümkün. Hastalandıktan sonrası değil, hastalanmadan öncesi düşünmek gerekiyor. Kesinlikle. Aslında. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim verdiğiniz tüm bu değerli bilgiler ederim. için hocam. Bu haftalık yeni hayatın sonuna geldik. Haftaya yeni konu başlığımızla tekrar karşınızda olmak üzere efendim. Hoşçakalın, kalın, sağlıkla kalın.